Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Beyoğlu ilçesinin Karaköy semtinde yapıyoruz. Ekrem İmamoğlu dün yaptığı açıklamada Süleyman Soylu'ya seslenerek biz hiçbir zaman soruşturmaya, denetlemeye karşı değiliz. Yalnız trollük değil, görevini layıkıyla yap dedi. Soylu'ya ateş püskürdü. Seçmenlerimize İBB'ye açılan soruşturmada Ekrem İmamoğlu mu haklı, Süleyman Soylu mu haklı diye soracağız. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz lütfen öncelikle kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açtıktan sonra videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Dün Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Soylu dedi trollük yapmasın, işini yapsın dedi. Habire dedi baskı yap İBB, ne düşünüyorsun? Kim haklı? Soylu mu haklı, İmamoğlu mu? Vallahi şimdi bakayım ki hani bir herkesin bir hedefi var. Bir hedef var. Hedefte devamlı şey yapar. Hepsi aynı hedefe kilitlenmiştir. Kimi saçını sever, kimi bacağını sever, kimi şey. Hak olan, doğru olan bulunsun. Anlatabildim mi? Hak olan bulunsun. Peki sus. Şimdi şöyle burada genel olarak bakarsak duruma. Şimdi belediye zaten eleman alımı yaparken mecburen Adalet Bakanlığı'nın koymuş olduğu sisteme dayalı bir şekilde alıyor. Evet, savcılık temiz kağıdı sevkini istiyor. Yani burada o zaman ben suçu bakanlıkta bulurum. Neden? Tabii. Yani bunu zaten bakanlıktan aldığı için mecburen suçu bu sefer bakanlık oluyor. Yani kendi kendine insanları karalamasına gerek yok. İmamoğlu haklı, Soylu haksız diyoruz. Yani öyle düşünüyoruz. Yap. Evet, biliyorum. İBB çok, yani çok net haklı olduğunu düşünüyorum ben, çünkü yaklaşık kaç gibi bayağı, tamam şu an hatırlamıyorum, galiba yüzlerce kişiye terörist iddiam şeyinde bulundu. Evet. Hani daha önce 160 terörist kaldı Türkiye'de. Evet evet. Yani şimdi 500 biraz ne diyelim? 200'lük olmuş. Evet, 200'lük olmuş biraz. 200'lük olmuş. Efendim dün Ekrem İmamoğlu bir açıklama yaptı. Süleyman Soylu görevini yapacak trollük yapıyor dedi. Daha önce 160 tane terörist kaldı dedi, şimdi 557 var diyor. Biz temiz kağıdı alıyoruz vesaire, bir şeyler söyleriz. Olayı biliyorsunuz. Efendim, Soylu mu haklı, İmamoğlu mu haklı? Efendim siz şimdi yani siyaset bizim işimiz değil. Yani ben siyaset uzmanı değilim. Yani bu konuda eğitim almış da bir kardeşiniz değilim ama şunu söyleyebilirim. Yani bu ülkede bütün görüşlere, bütün inançlara, hepsine efendim bunların mürekkep olduğu, asorti olduğu bir halkız biz. Yani bizi bölmeye yönelik çeşitli şeyler söyleniyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Şimdi yani yapılan kişisel ve bireysel hatalar vardır. Bunların hepsinin hesabı sorulacaktır. Bunları zaman içinde göreceğiz. Hepsi, bir kısım insanlar bu yaptıklarının hepsinin hesabını verecekler tek. Efendim siz ne şiş yansın ne kebap yansın. Şimdi hayır, kim haklı kim haksız, ben hayır, bir şey anlamadım. Hayır, ben haklı haksız onu Allah biliyor. Biz bilemeyiz haklı haksız ama biz halk olarak siyasetten soğuduk kardeşim. Tamam, sus. Onu bilemem, onu Allah bilir. Ben yanında yoktum. Tamam, erkek. Ekrem İmamoğlu boşuna konuşuyor. Süleyman Soylu dağlarda geziyor. O da şehrin içinde, belki de kafasına göre tatillere gidiyor. O dağlarda gezen o Mehmetçiklerin peşine geziyor dedim. İmamoğlu niye geziyor? Soylu mu haklı? Ama İmamoğlu'nun görevi İstanbul, niye gezsin? Tamam da yani ne yapıyor İstanbul'da? Yönetiyor İstanbul'u. Ya neyini yönetti? Ne iş yaptı? Bir 2,5 senedir ne yaptı? Yapmamız haklı da oy vermez. Metroları doldurmayı biliyor. Değil mi? Şimdi basın danışman açıklama yaptı. Dedi ki metro değil, bir çukurdu doldurdu. Ya yalan söylüyor. Beşiktaş burada. Doldurdukları yeri biliyoruz. Bence Süleyman Soylu. Haklı mı? Evet. Neden? Bence Süleyman Soylu diyorum. Haklı diyorsunuz. Şahsen ben Süleyman Soylu'nun tabii ki İçişleri Bakanı belli bir rütbeye ulaşmış bir insan. Fakat bu rütbede bu tarz polemiğe girmesini ben doğru bulmuyorum. Ekrem İmamoğlu şahsen yaptığı, yayınladığı veya konuştuğu konular üzerinde hakkının olduğunu düşünüyorum ben. Haklı olarak buluyorum Ekrem İmamoğlu'nu. Fakat işte Süleyman Soylu'nun bu tarz polemiklere girerek kendi seviyesinde zaten belli Adamın etmesi... Evet, maalesef. Sos. O olayları çok bilmiyorum da Süleyman Soylu'yu da sevmem zaten. Hepsi yani tanıdıklarıyla bir yere gelmiş insanlar bence. Yani aileden oradan buradan alıyorlar. Ben hiçbirisi... Ben yani... Torpil olmayabilir ama hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü hiçbiri hani çok okumuş, bilgili insanlar olarak görmüyorum. Ama Ekrem İmamoğlu'nu gayet beğeniyorum. Mansur Yavaş'ı da. O boş adam ya. Kim boş? O. Öyle mi?
Kılıçdaroğlu değil, İmamoğlu. Boş adam ya. Boş mu? Şimdi Ekrem İmamoğlu doğru söylüyor. İşçi alımlarında bunu tabii ki yani iyi araştırılmamış demek ki. Üzerine iyi düşünmemiş. Yoksa şimdi bir işe girdiğin zaman İçişleri Bakanlığı Adalet Bakanlığı yapmamış görevi. Tabii. Yani şimdi biz işe girdiğimizde bizden nasıl bir sürü evraklar isteniyor? Onlardan da isteniyor tabii ki. Madem suçlularsa neden o zaman alıyorlar? Bu belge vermeseler diyorsunuz. Tabii ki. Herkes abi bence İçişleri Bakanı haklı abi ya. Neden? Diyor ki Adalet Bakanlığı'nda biz temiz kağıdı istiyoruz diyor. Bozuk kağıdımız o vermiş. Diyor. Ama abi seçimden sonra oldu. Onlar HDP ile CHP ile işbirliği yaptılar. Anlaşma yaptılar. HDP oyunu CHP'ye verdi. İmam onlara HDP'lilerin bu ülkede çalışma hakkı yok mu? Olsun konuşsunlar da PKK olmasınlar abi. PKK'lık yapmasınlar. Ne diyor? Selahattin Demirtaş çıktı. Tamam biz de Kürt ayırım yapmıyoruz ama Apo'nun heykelini dikeceğiz diyor. O kadar kan var abi. Onların hesabı nasıl olacak abi? Apo'nun heykelini dikeceğiz ne demek yani? Yoksa kardeşimiz bizim Kürtler. Kız almışız, kız vermişiz. Biz hiç sorunumuz yok. Benim en yakın arkadaşım Kürt. Teröre karşıyız biz. Yoksa Kürtlerle biz kimsenin sorunu abi, yok. Ya doğru olabilir. Yani şimdi İstanbul Belediyesi biliyorsunuz Millet İttifakı'yla oluşturuldu. Seçimleri öyle kazandı. Evet. Dolayısıyla tabi İmamoğlu'nun da tabi seçime katıldıklarıyla birlikte İstanbul'u yönetmeye çalışıyor. Dolayısıyla yönettikleri hatta ortak olduğu isimlerin içerisinde HDP'den yani teröre ittisaflı olan kişiler de olabileceği söyleniyor ki olabilir. Araştırılması lazım. O da diyor ki savcılık adına Adalet Bakanlığı veriyor. Adalet Bakanlığı yanlış yapmışsa diyor ben ne yapayım? Daha önce Süleyman Soylu 160 tane terörist kaldı diyor Türkiye. Şu an nasıl 500 tane İBB'de oluyor diyor. Her tarafı çelişki diyor. Ya şimdi zaten yani şimdi tabii söylentilerden ziyade sonuçlara bakacağız. Eğer sonuçları açıklandığı zaman gerçek Ekrem İmamoğlu da ki televizyona çıkıp konuşup bilgi değil. İçişleri Bakanlığı gibi ağır ol. Biz müfettişlerden rahatsız değiliz, sürekli denetleme yapabilirler. Sen diyor çıkıp bizi suçluyorsun bir bakan olarak. O yanlış diyor Süleyman Soylu. Ya şimdi siyasetçilerin birbirlerini suçlamaları zaten olağan bir şey. Ama biz vatandaş olarak sonuçlara bakacağız. Mertedir, gün görene. İBB'ye soruşturma açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Kişiler var diye. Doğru mu yanlış? Kapatacaklar üstünü. Kim kapatacak? Kim kapatacak? Kim aldı onları işe? Kim aldı? Çok kapatacak üstüne. İmamoğlu ekibi aldı. Süleyman Soylu niye kapatsın? Varsa çıkaracak ortaya. Nasıl çıkacak? Soruşturma başlattı. Tamam. Süleyman Soylu o işi çözer. Ha o var. Çözer ama demiyor, ama Kılıçdaroğlu onları aslanlar gibi savunur. Kılıçdaroğlu ne işi var? Ha PKK savunur. Teröristleri savunacak tabii. Büyükşehir'e soruşturma. Evet. Nasıl görüyorsunuz? Haklı mı, haksız mı? Yani ateş püskürüyordu. Şimdi şöyle büyükşehirle alakalı olarak birebir mağdur değilim ama iddialar mesela Twitter'da Cengiz Alçayır'ı takip edin. Geldiği günden itibaren Ekrem İmamoğlu ile ilgili iddiaları var. Bir tanesi de bir savcı da çıkıp desin ki sen bu adama hakaret ediyorsun, iftira ediyorsun. Getir delilin varsa desin. Kimse bunu yapmıyor. Ekrem İmamoğlu da dava açmıyor. İşin kötü tarafı, tuhaf tarafı. Yani sadece bu değil. Şimdi şunu görüyoruz. Şunu söyleyeyim, örnek olarak söyleyeyim söylediğiniz konuyla. Ağaç AŞ. Evet. AK Parti döneminde kaç tane eleman çalıştırmış? Bunu bir bakın. Ben size söyleyeyim mi? Söyleyeyim. 300 elemanla çalışıyor. Tamam, şu an 3500 eleman var. 3500 eleman. Bu elemanlar ne iş yapıyor? Ağaç AŞ. Ağaç AŞ. Araştırın. 125. Şunu araştırın. 125. Şimdi şeyi araştırın. Mesela diğer İspark ve diğer birimleri araştırsınlar. Baksınlar, eleman sayılarına baksınlar. Şimdi AK Parti'den özellikle ağaç aşağıya araştırdım. 300'den 3000'e çıktı. 3000'e çıktı. Tamam. Bu bir. İkincisi, mevcut olan personel sayısı. Şimdi israf var dediler. İsraf var dendi. 13.000'e yakın eleman çıkartıldı. Hatta şu dendi. Bunlar iki seçim arasında AK Parti'nin işe soktuğu elemanlar dendi. Ama sokulan eleman sayısına bakın. Çıkarılan eleman sayısına bakın ve çıkarılan kişilerin çıkarılma sebeplerine bakın. Twitter'da paylaşım yaptığı için, Ekrem İmamoğlu'yu eleştirdiği için, CHP'yi eleştirdiği için elemanlar ve 10 senelik elemanlar çıkartıldı. Peki, şimdi bir kurumda mesela, kurumda doğru bir şey mesela çalışıyorsunuz, gidiyorsunuz büyük yerine, biz Ekrem İmamoğlu çalışmayacağız.
Bir saniye. Bakarım şuna. Bu adam işini düzgün yapıyor mu? Hani liyakattı. Tamam, liyakat ama şu an doğru bir şey mi mesela? Sanıyor mu? Liyakat diyorsunuz. Tamam. Şimdi senin siyasi görüşün patronunu ilgilendirir mi? Önemli olan senin işini düzgün yapman. Ben gidip kendi, ben diyorsam patronuma, ben senin partinden nefret ediyorum, seninle çalışmam, gidip öyle çalışıyorum. Bir saniye. Yani onlar gitti, biz bina, özür, pardon. Ekrem İmamoğlu'yla çalışmayacağız, Binali Bey'le çalışacağız, açıklama yaptılar. Yok, şimdi şöyle, yok o değil. Yani bu, şimdi münferit örneklerden konuşacaksak eyvallah, ben size başka örnekler de sunabilirim. Evet. O zaman aynı şeyi şunu söyleyelim. Ben Atatürk'ü askeri değilim, Atatürk'ün askeri diyenlerinden nefret ediyorum. Veya zulüm 1453'te başladı diyen Canan Kaftalcıoğlu'nu da çıkarsınlar o zaman. Evet. Aynı mantık. Haksızlık diyorsunuz. Aynı mantık. Peki son büyükşehirde soruşturma başlatıldı. Doğru. Bence doğru bir şey değil. Onu ancak halk indirecek. Yani bir iki kişi oturup. Evet. Onu ancak halk indirecek. Madem gelirse seçme gitsin. Seçme gitsin. Eğer halk onları indiriyorsa saygı duymak lazım. Soylu mu haklı, İmamoğlu mu haklı? Abi İmamoğlu haksızdır. Soylu ne dediyse o doğrudur diyorum ben. Niye? Soylu Allah mı? Allah olmasa bile. Peki mahkemeler çıkarsın, sonuca bakalım. Konuyu bilmiyorum, o yüzden yorum yapmıyorum abi o zaman. Terörist çalıştırıyorsun diye. Ya şimdi şöyle abi. Şimdi bu büyük şehirle alakalı bir durum değil. Yani AK Parti'ye karşı olan birçok kişi. AK Parti'ye karşı olan birçok kişi ya terörist olur ya FETÖ'cü olur. Yani hep bir suçlama var. Ya bir hain olur. Yani bu doğru bir şey diyorsun. Doğru bir şey değildir, onu bilemem. Hani işin içinde ne var ne yok onu tam bilmiyorum ama hani ön yargı da var ama. Bir ön yargı var yani. Kesinlikle ön yargı. Peki, var. Erken seçime ilk. Şu an bunlar artık bana saçma geliyor bence. Çünkü yıl olmuş 2022. Hani farklı şeylere ona yoğunlaşmalıyız bence. Hani yanlış bu tarz şeyler yanlış. Dün Ekrem İmamoğlu ateş püskürdü. Evet. Süleyman Soylu dedi trollük yapmasın, bakanlık yapsın dedi. Kızdı, bayağı sinirliydi. Bir soruşturma var büyükşehirle. Terör iltisaklı 557 kişi çalıştırıyorsun diyor. Daha önce bu 160 demişti. Ne diyorsunuz? Yok abi, öyle bir şey yok. Çünkü İmamoğlu görevini yaptığı için, temiz temiz görevini yürüttüğü için, böyle hizmet ettiği için, ya zaten şu anda ben seninle kavga etsem var ya, herkes üzerimize saldırır. Birisi desin ki burada bir terörist var, burada bir PKK'li var, tamam. Yani bunların çıkamadığı olaylarda terörist etiketi takıyorlar, bitti abi. Başka bir şey yok. Anladın mı? Yani ya bilerek, yani bunların şey bahanesi hazır. Yani kılıf hazır. İşin içinden çıkamadıkları şeylerde terörist damgası bitti. Sen herkese ağam, paşam, babam, reis diyeceksin. Yoksa başka bir şey yok abi. Anladın? Yoksa sen teröristsin. Sen bu memleketin vatandaşı değilsin. Allah diyor ömrümü alsın, reise versin dedi ha. Anlamadım. Allah diyor benim ömrümü alsın, reise versin diyenler var. Yani bak. Bilgin var mı yok mu? Yani ben şöyle diyeyim. Ekrem İmamoğlu'nu izliyorum. Yani bu ülke şeyde Türkiye'de, İstanbul'da çok güzel şeyler yaptı. Yani şöyle diyeyim abi. Boşu boşuna yani kıskanıyor. Kıskanıyorlar. Evet, bilgim ne var. Ne düşünüyorsun? Hak. Ne düşünüyorum? Şimdi bu devletin adaleti varsa, polisi varsa, İçişleri Bakanı varsa neden şu ana kadar görevini yapmadı da o teröristleri orada almadı? Değil mi? Değil evet, mi? Temizlik, eğer biz süper devletlerin arasına girmişsek o zaman, yani 100-150 kişi bir terörist bir belediyede varsa şu ana kadar devlet 557 neredeydi? 557 dedi. Tamam. O zaman şu ana kadar devlet neredeydi? Niye görevini yapmadı diyorsun? Niye görevini yapmadı? Diyorlar ki devlette her şey bir günde olmaz. Biz şu an böyle önce hukuk devletiyiz. Önce böyle soruşturuyoruz, araştırıyoruz. Çıkacak, onları alacağız. Tamam. Gereğini yapacağız, yapanları cezalandıracağız diyorlar. Tamam, madem öyle diyorsa, şimdi ben bir belediyede çalışırsam, tamam, benim her türlü şeyimi araştırıyorlar. Ben kimim, temiz kağıdı istiyorlar, her şeyi istiyorlar, sağlık kurulundan kağıt istiyorlar. O zaman ben teröristim, o zaman bu kağıtlar niye temiz çıkıyor? Niye verdiler? Niye verdiler o zaman? Değil mi? Teşekkür ederim. Yani erken soruşturma var büyükşehirde. Bence İmamoğlu haklı abi. İmamoğlu haklı. Nerede oturuyorsun? Fatih'te oturuyorum. Fatih'te. Büyükşehir'e bir soruşturma başladı. Kim haklı, kim haksız? Bence İmamoğlu. Abi İmamoğlu haklıdır. Süleyman. Aynen abi. Şöyle düşünüyorum. Bu soruşturma ile ilgili, yani mevcutta zaten böyle bir şey varsa müdahale ederlerdi.
sınırlarımızdan günde binlerce, on binlerce Afgan, Suriyeli kaçaklar giriyor. Şu an sadece bence bir çamur atma var burada. Ben bunu gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Gerçekçi olsa şu an müdahale yaparlardı zaten. Bu bence tamamen gündemi oyalama. Şu an çok ciddi... Bence öyle. Çünkü ülkenin çok ciddi bir sıkıntısı var şu an. Yani geçim sıkıntısı var. Tamamen gündem değiştirme bu olay. Ben buna inanıyorum. Ne soruşturması var? İmamoğlu dedi ki Süleyman Soylu trollüğü bıraksın, işini yapsın dedi. Daha önce Türkiye'de 160 tane terörist kaldı diyor. Şimdi Büyükşehir'de 550 terörist var dedi. Hangisi doğru dedi? Abi İmamoğlu kendi önce belediyedeki teröristleri temizlesin. Var mı terörist? Var da abi. Biliyor musun? Biliyorum ama kanıtlayamıyorum. O evet. Sıkıntı ya. Tamam. Peki efendim, Büyükşehir'e bir soruşturma başlatıldı. Ne düşünüyorsun İmamoğlu hakkında? Yani o soruşturma hakkında bir haberim, yani muhakif değilim ama ne konu hakkında olduğunu söyleyeyim. Şey dediler, 557 tane terör iltisaklı bağlantısı olan kişiyi aldın işe. İmamoğlu diyor ki Adalet Bakanlığı temiz kağıdı veriyor. Ya insan yani biraz insanın beynini kullanması lazım. Eğer bir insan teröristse İçişleri Bakanlığı ne iş yapıyor? Yani emniyet güçleri ne iş yapıyor? Al kardeşim, yakala, sorgula. Adaletin karşısına çıkar insanı. Yani mantık, yani şimdi baktığın zaman da yani eğer ben yani şunu, bu adam biliyorsam ki, bu erkeği yani kanun kaçaysa, al bu kardeşim bu adamı yargıla, yani yap ne gerekeni yap, ne iş yani, sen ne işle meşgulsun, aynen öyle yani, neyi bekliyorsun? İnandırıcı gelmiyor mu? Yok, şaka gibi. Vallahi şaka gibi bakıyorum böyle, yani vallahi şaka. Tabii ki komik. Bir de yani. Daha önce dedi ki Türkiye'de 160 tane terörist kaldı, bir ay sonra Büyükşehir'de 550 tane var diyor. Ya madem o zaman niye almamışlar bunu, yani neden insanları şey yapıyorlar ya, ya insanlar aklıyla oynuyorlar bence. Onu şeye soracaksın, savcıya soracaksın. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Vallahi hiç duymadık haberleri. Büyükşehir'e soruşturma başlatıldı. Terörü haberim var. Ne diyorsun? Kim haklı, kim haklı? Soylu mu haklı, İmamoğlu mu? Yani abi tam olarak sana bir şey diyemem ama varsa öyle bir şey gereğinin yapılması lazım. Yani İçişleri Bakanı haklı mı? İmamoğlu da diyor ki temiz kağıdını Adalet Bakanlığı veriyor. Niye vermiş? Onlar o belgeyi diyor. Onun dediği gibi değil ki. Dolaylı yoldan alınmış. Ne diyorsun? Tabii İçişleri Bakanı da diyor ki dolaylı yoldan almış diyor. Arka kapıdan almış, ön kapıdan. O zaman hesabını versin. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.